Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Elimizde Romix A2 model parmak tip bir oksimetre cihazı var. Bu cihazı nerelerde kullanabiliriz? Bu cihaz münferit olarak kendiniz de kullanabilirsiniz. Ayrıca hastaneler ve polikliniklerde de çokça görüyorsunuzdur. Malum hastalıktan dolayı zaten doktorlar ilk ölçümlerini bu cihazlarla yapıyorlar. Daha sonra tahlil kısmına geçiliyor. Yakın zamanda da COVID-19 hastalığını kendim de geçirdim. İlk hastaneye gittiğimde bu parmak tip oksimetre ile ölçümlerim alındı. Daha sonrasında araştırma yaptığımda 95 ile 100 arasında vücuttaki kandaki oksijen oranının olması gerektiğini öğrendim. Şu anda yaptığım ölçümlerde de hemen hemen 98 gibi kandaki oksijen oranım çıkıyor. Bu cihazı diğer cihazlardan ayıran özellik ne? Bu cihazın board kısmı, yani elektronik kart kısmı özel olarak üretilmiş. Üzerindeki entegreler de en kaliteli şekilde imal edilmiş arkadaşlar. Hemen şu tarafta gördüğünüz resimde de board kısmını görebilirsiniz. 3 adet entegre bulunuyor. Kandaki oksijen oranının doğruluğunu artırıyor arkadaşlar. Onun dışında da zaten nabzınızı ölçüyor. Nabızdaki doğruluk oranı da tabii ki artmış oluyor. Bu cihazın muadil ürünleri var. Elimde bir tane de muadil ürün var. Daha uygun fiyatlı, biraz daha kalitesi düşük bir cihaz da var. Onunla da kıyaslama yapacağız. Yan yana koyup kıyaslamamızı yapacağız. İsterseniz kutumuzu açıp ürünümüze bir göz atalım. Evet, kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Romix A2 olarak üzerinde gösteriyor. Yan tarafta SPO2 dediği kandaki oksijen oranınız ve kalp ritminizi ölçtüğünü gösteriyor. Uyku modunun da olduğunu gösteriyor. Pil tasarrufu amaçlı 3 adet de renginin olduğunu gösteriyor. İngilizce olarak da birkaç ibare bulunuyor. Yani düşük batarya olduğunda size alarm veriyormuş. Bu çok önemli tabii ki. Cihazımız böyle bir kutuda geliyor. Evet. Cihazımız bu şekilde. Hemen kenara koyalım. İçerisinde gördüğünüz gibi bir tutma kulpu konulmuş. Düşmemesi amaçlı çentikli kısma bunu takacağız. Evet, farklı bir şey var mı? Bir içerisinden kullanım kitapçığı gibi bir şey çıkıyor. Evet. İçerisinde kullanım kitapçığı konulmuş. Tabii ki İngilizce çok ince yazılmış. Okuması bayağı bir zor. Onu da kutuya koyalım. Bunu da daha sonra takarız. Cihazımızı biraz inceleyelim. Poşetimizi çıkartalım rahat görmek amaçlı. Güzel bir display var arkadaşlar. Ben biraz kullandım. Diğer cihaza göre display de güzel. Parmağınızı şu dip kısımdaki lazere kadar sokmanız gerekiyor. Buraya kadar sokmazsanız ölçüm almıyor arkadaşlar. Bir denemesini yapalım. Evet. Bastığınızda açılıyor zaten. Direkt bir monitörlük ekranı var. İşte sol tarafta SPO2 dediğim kandaki oksijen ve kalp ritminizi gösteriyor. Direkt uyku moduna geçiyor zaten kullanmazsanız. Hangi taraftan takarsanız parmağınıza, mesela bu şekilde ölçmek istiyorsanız, şu ortadaki tuş yönleri değiştiriyor. Ekranın yönünü size doğru döndürüyor. Mesela biz şöyle dik yapacağımız için bu şekilde ölçebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi ölçemiyor. Parmağımı tam sokmadım. Hafif şu anda parmağımı tam soktuğumda gördüğünüz gibi tırnağımı ölçüm almaya başladı. Hemen sağ tarafta da gördüğünüz gibi yukarı aşağı hareketler bulunuyor. Evet, şu anda ölçüm yapmaya başladı. Tabii ki doğru ölçüm için konuşmamak gerekir. Ben şu anda konuşuyorum. Hemen hemen 95-98 aralığında kandaki oksijenim çıkıyor. Kalp ritmim biraz yüksek. Bu da biraz kilodan dolayı. Bir de konuştuğum için. Yani bu şekilde bir monitörün ekranımız bulunuyor. Basit bir yapısı var. Şu şekilde mandallı. Zaten görüyorsunuz, mandallı bir yapısı var. Alt kısmında bu şekilde 2 adet 1,5 volt kumanda pili dediğimiz pil kullanıyorsunuz. Kalın pil değil.
Gördüğünüz gibi pilin girdiği kısımlarda herhangi bir kötü bir görüntü yok. Plastik kalitesi de gayet iyi arkadaşlar. Ekranın olduğu kısımlar güven veriyor. Daha kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki ben diğer cihazı gördüğüm için o yüzden bu şekilde konuşuyorum. Diğer cihazı da hemen yanına koyalım. Diğer cihazımız, evet, kapağını alalım. Diğer cihazımızın şöyle göstereyim size. Yani pil yuvası, pil yuvaları aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi kalitesiz olan, daha uygun fiyatlı diyeyim yani. Daha uygun fiyatlı olan üründe kablo dışarıda. Herhangi bir kopma ve kısa devre olma ihtimali yüksek. Gördüğünüz gibi zaten bariz olarak plastik kalitesi de renkten kendini ele veriyor. Sağdaki daha beyaz, diğeri daha koyu bir plastik ve içi neredeyse gözüküyor ve hafif arkadaşlar. Sağdaki daha ağır, soldaki bayağı bir hafif geldi elime. Mandal kısmı aynı şekilde. Evet, bu şekilde açıyoruz. Ekran bu şekilde bunda. Hemen parmağımı içerisine koyayım. Bunda düz bir ekran var. Diğer üründe bombeli bir ekran var. O yüzden kameradan siz biraz soluk olarak soldakini görebilirsiniz. Sağdaki hemen hemen gördüğünüz gibi 95'e 104 ölçüm yapıyor ama biz diğer yaptığımız ölçümlerde bu cihazda ne fark ettik? Yani bu 95 300 lira çıkabiliyor. Doğruluk oranı biraz düşük. İsterseniz ikisinden de aynı anda ölçüm alalım. Şöyle döndüreyim. Bunu da açalım. Bunu da diğer parmağımdan alayım. Şu şekilde. Bunda da yine yön tuşla dönebiliyor. Yani sağdakinin ekranın pikselleri biraz daha iyi. Soldakinin pikselleri sayılıyor arkadaşlar. Ama daha kalın soldakinde. O yüzden gördüğünüz gibi 92'yi gördük demin. Bir sapıttı, 92'yi gösterdi. Bu sağdaki şu an gayet sağlıklı olduğum için zaten 95'in üzerinde olması gerekiyor. 96, 109. Bu da 95. Hemen hemen şu anda yakın. Şöyle biraz tutalım. Bakalım değişiklik olacak mı? Evet, uzun süre beklettikten sonra soldaki de hemen hemen sağdakinin rakamlarına yakına geldi. Biraz kalp ritmi düşük ölçüyor. Normalde 106 falan sağdaki. Hemen hemen gördüğünüz gibi yakın değerler ölçüyor. Ancak biraz önce 92'yi gördüm gördüğünüz gibi. Yani bu da risk teşkil ediyor. Çünkü 92 çok kötü değil ama bir 90 gösterdiğinde acaba ben Covid-19 muyum diyebilirsiniz. Hastaneye gitmenize neden olabilir. O yüzden bu tip sağlık cihazlarında biraz daha fiyatı yüksek cihazları tercih etmenizi tavsiye ederim. Yani bu cihaz hemen hemen 100 TL civarında bir cihaz. Bu cihaz da 200 TL'ye yakın bir cihaz. Aralarında çok da fiyat farkı yok açıkçası. O yüzden kaliteli ürün almanızı tavsiye ederim. Romix bu ürünün hastanelerin dahi kullanabileceğinin garantisini veriyor. %100 ölçüm garantisi var. O yüzden biraz daha güven veriyor açıkçası. Gördüğünüz gibi birkaç dakikadır ölçüm yapıyoruz. Hemen hemen ikisi de şu anda yakın değerler veriyor. Plastik kalitesi olarak açıkçası soldakini beğenmedik. Pil kapağı bile biraz zor kapandı, kapanmadı. Şu üzerindeki plastik bile hemen ucuz olduğunu ele veriyor. Gördüğünüz gibi içerisindeki pil takma kısımları bile içerisi gözüküyor durumda ve çok hafif. Plastiğinin ucuz olduğunu ve lazer kısımlarını da muhtemelen ucuz olduğunu düşünüyorum. Tabi içerisindeki bunun anakartını bilmiyoruz. Ama Romix'in anakart kısmı
%100 ölçüm verme amaçlı özel olarak üretilmiş. Videomuzu burada sonlandıralım isterseniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler.